Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Elimde gördüğünüz ip renklerinden. iplerim leylak arkadaşlar. Sağımın rengi 443 numara kırmızım daha önceden alındığı için arkadaşlar numarası yok bu ipin renklerinden sizler arkadaşlar model yaptım modelimizde bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zarif çok şık bir model çıtı pıtı kenarında iki tane bu şekilde yaprağı olan çiçek modelimiz Evet modelimiz bu şekilde şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar iki zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Herhangi bir tığ battının içine yeni başlarken arkadaşlar sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve buraya orta boy bu şekilde bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümceğimizin boyu bu şekilde bu kadar olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane doluyorum tığımın başını. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine bir iki iki alarak trabzan yapıyorum aynı tığ battımın içerisine üç tane bu şekilde arkadaşlar trabzan yapıyorum bir defa doluyorum tığ battımın içine girdim bir iki iki bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battımın içine bir iki iki alarak bir trabzan yapıyorum Tekrar bir defa dolayıp iki tane de yandaki tığ battığının içine yaparak buraya 5 tane arkadaşlar trabzan yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Bu yaptığım 5 tane trabzanın ilk trabzanına kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Buraya yine 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirle de arkadaşlar dönüyorum ve bu yaptığım yuvanın içine kapatıp ikinci bir yuva oluşturuyoruz buraya 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim 2 defa tığımın başını doladım yaptığım yuvanın içine girip 1 2 2, 2. 4 seferde aldığım bir trabzan yaptı. 4 zincir. 4 zincirimi bu yaptığım trabzanımın arasına girip tomurcuk olarak kapatıyorum bu şekilde. Geri kalan bu trabzanımın arasına 5 tane arkadaşlar sık iğne yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde. Altıncıyı da yuvada yapıp bu şekilde sık iğneli trabzanım hazır. Hem de bunu çiçeğimiz arkadaşlar çift yaprak olarak kullanıyoruz. Yine 4 zincir aynısından yanına bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzanım var. Ve 4 zincir kapatıyorum. Bu trabzanımın içine 4 zincirimi tomurcuk olarak. Geri kalan bu trabzanımın içini 5 tane sık iğne ile yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane buraya sık iğnemi yaptım. 6. yine yuvada yapıyorum. Evet. Burada bir tane 7 zincirden yuva yanına sık iğneli trabzanlar yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Yine buraya orta boy arkadaşlar. Bakın şu şekilde çekip şöyle alıyorum yandaki ipi. Bu orta boy bir örümcek olmuş oluyor. 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battımın içine örümceğimi kapatıyorum. Bir tanesi hazır. Yeşil kısmımızın, yuvamızın bir tanesi hazır. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi örümceğimin dibine çektim. Yine orta boy bir örümcek yaparak bir defa tığımın başını doladım. 3 tane tığ battı atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. tığ battıma 1, 2, 2 olarak 3 seferde çektiğim bir trabzan yaptım bir defa doladım aynı tığ battımın içine 3 tane 3 seferde aldığım trabzan yaptım bir defa doladım bir yanına geçtim yine 3 seferde aldım bir defa doladım 3 seferde aldım 5 tane trabzanım oldu 7 tane zincir 7 zincirimi çektim ters tarafına çevirdim modelimin ters tarafındayız İlk trabzanımın tepesini arkadaşlar bu şekilde buraya kapattım. Buraya bir yuva yapmış olduk. Yine 7 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. 7 zincirimi çevirdim. Ve yaptığım bu yuvanın içine girip kapattım. Buraya bir tane daha yuva yapmış oldum. 4 zincir çekiyorum. Bir 2 defa doladım tığımın başını ve aynı yuvaya girdim 1 2 2 2 4 seferde aldığım bir trabzanım oldu 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanıma bu şekilde içerisini 5 tane sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 ve 5 Altıncıyı yuvada yaptım. Bu şekilde kapattım. Bir tanesi hazır. Yine dört zincirimi çektim. İki defa tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içine bir, iki, iki, iki olarak girdim. Bir trabzan yaptım. Dört zincir ve kapatıyorum. Buraya yine tomurcuk olarak. Beş tane sık iğne ile Kalan trabzanımın içini dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 Altıncıyı bu şekilde yuvada yaptım. Bir yuvam yine iki tane sık iğneli trabzanım hazır. Bir zincirimi çektim. Yine ipimi biraz bu kadar uzaltıyorum arkadaşlar. Göz kararı bu şekilde yapıyorum. Ve 3 tane tığ battı dördüncünün içine gir. Bu şekilde üç tanesini atladım. Dördüncüye girdim. Buraya koparacağım arkadaşlar. İki zincir çektim. Kopardım ipimi. Bu şekilde. Yuvalarım hazır. Şimdi bu çiçeklerimizin, papatyalarımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. 7 tane zincirli yuvamızın içine sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya. İpimi buraya yuvaya monte ettim. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Ve yuvaya girdim. 2 2 2 olarak alıp trabzan yaptım. Yine 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 5. trabzanımız için 3 tane zincir çekiyorum. Yuvada kapattım bu şekilde papatyamızın bir tanesi hazır arkadaşlar yine 3 zincir 2 defa tığımın başını doladım bu şekilde yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım 2 defa doluyorum yuvama girdim 2 2 2 olarak aldım 3 oldu 2 defa doluyorum. Yuvaya girip ikişer ikişer 3 sefer de alıyorum. 4 tane bu şekilde arkadaşlar. Travzanı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir yuvada bu şekilde kapattım. Tekrar 3 zincir 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 2 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 Bu şekilde 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 zincir yuvada kapatıyorum. 5. trabzan olarak. Bu şekilde 3 tane arkadaşlar Kapatıya yaprağı yaptım buraya. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar arkaya çekip iplerimi temizleyin. Evet arkadaşlar aynı şekilde burada yaptığım 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi tığıma monte ettim. 3 tane zincir 2 ve 3 zincir. Şimdi iki defa doluyorum tığımın başını ve yuvaya girdim. 2, 2, iki olarak iki tane trabzan yaptım iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 trabzan sayım 3 oldu tabi zincirimle beraber iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 4 tane trabzanım oldu buraya yine 3 tane zincir çekiyorum bu üç zincirim 5 trabzanım olarak kapatıyorum yuvadan Tekrar 3 zincirimi çektim. Papatyamın yaprağının biri hazır. Şöyle arkadaşlar kaydırıyorum aşağıya doğru. Şöyle bir tık kaydırınca hemen yerleşiyor arkadaşlar. 2 defa doladım 3 zincirimin üzerine. Yuvaya girip 2 2 2. 3 seferde aldım. Yine 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2. 3 seferde aldım. 4 tane de arkadaşlar buraya trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Yuvada kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımın başını doladım ve yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım buraya trabzan yaptım bu şekilde yine burayı da arkadaşlar 2 2 2 olarak 3 seferde alarak 4 tane trabzanı tamamlıyorum 3 oldu trabzan sayım şimdi 4 oldu şöyle arkadaşlar çekerek yer açabilirsiniz 3 zincir 5. trabzan olarak Yine aynı şekilde yuvada kapatıyorum buraya. Papatya'mın yaprakları hazır. Ve bir zincirimi çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar sarı kırmızı papatyalarım hazır. Çiçeklerim hazır gördüğünüz gibi. Çok hoş oldu. Çok güzel duruşu var arkadaşlar. Hemen yapmak isteyeceğiniz, yapacağınız hem zarif gördüğünüz gibi arkadaşlar çıtı pıtı çok hoş duruyor. Hem de yapımı da kolay. Yeşili de sarı papatyaları da yani kırmızı sarı papatyaları da yapımı gayet kolay bir model. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.